arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok ilginç olaylara tanıklık edeceğiz. Öncelikle bir sokak röportajımız var. Çağın Portakal'a bağlandım. Serdeyiz Çağın. Evet Çağın, teşekkürler. Evet sevgili seyirciler. Baş ağrısı nedeniyle İrlanda'da gittiği hastanede beyinsiz oldu. Bu çocuk doktorları deliye çevirdi. Ha şimdi abicim, benim aklımda takılan bir soru var. Onu sana sorabilir miyim? Evet. Şimdi zombiler insanların sırtını zombiye çeviriyor ya. İnsanlar zombilerin sırtını insana mı çevirecek? Diyecek bir şeyimiz yok. Allah kırık fikir versin diyoruz. Ve stüdyo merkezine... Karnaval TV spor haberlerinden hepinize merhaba sayın seyirciler. Bugün biraz önce bitmiş olan maçımızı yanımdaki konuğumla yorumlayacağız. Evet, yanımda Çınar Toroğlu var. Merhaba efendim. Merhaba hocam. Merhaba. Şimdi, inanılmaz bir pozisyonumuz var. Şimdi size de açtım. Al geri biraz. Aldım. Biraz daha. Aldım. Al. 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 Al geri. Şimdi dur. Şimdi hocam. Pozisyon belli ya. Yani. Çekeceksin kırmızı yorga. Evet hocam, haklısınız. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz hocam. Olabilir mi? Kabul edilemez. Evet sayın seyirciler, gördüğünüz gibi futbolu kirletiyorlar. Ve bizim de bunlara artık aldırmamamız gerekiyor, biliyoruz ama gerçekten futbola böyle davranmaları doğru değil. Evet, bence de bu pozisyon böyle olmamalıydı. Hakemler takım tutmamalı. Kestim. Muazzam, mükemmel, çiziksiz bir bilgisayar mı arıyorsunuz? 40 takla atmayın. 40 takla atınca bilgisayar vermiyorlar da. Hemen gelin bilgisayar.com'a, değerini trik alın. Astroloji köşesindeyiz. Evet sayın seyirciler, Karnaval TV'nin astroloji köşesine hoş geldiniz. Bugün yanımda astroloji uzmanı Melisa Tiraz var. Evet, bu haftanın burç yorumuyla ilgili ne demek istersiniz? Öncelikle size hemen bir özet geçeyim. Bu hafta Merkür ile Venüs'ün kavuşmasıyla ve Mars'ın bunu görüp kıskanmasından ortaya çıkan dalgalar meteorlarla çarpıştı ve dünyaya etki yaptığı için bu hafta Akrep burcu çok şanslı olacak. Evet, Akrep Burcu'nun şanssız olmasından dolayı Instagram'dan bayağı fazla kötü yorum gelmeye başladı. Ağzı alınamayacak kadar kötü yaklar ediyorlar şu anda. Peki bunun negatif dalgayla bir ilgisi olabilir mi? Öncelikle geçen aylarda oluşan Uranüs ve Satürn'ün ters dönmesiyle beraber negatif enerjiler oluştuğu için olabilir. Ha. Evet, bugünlük astroloji köşemizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki astroloji köşemizde görüşmek üzere. Hoşçakalın sayın seyirciler. Çadır program Mehtap'la Güzelleş. Merhaba sayın seyirciler. Mehtap'la Güzelleş'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün stüdyomda İlayda Hanım var. Kendi yaptığım saç boyalarını şimdi onun üzerine deneyeceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Mehtap saç boyaları. Patutakatum 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 Şimdi Çimentepe'ye geldik ve şu an cenaze evinin önünde duruyoruz. Birazdan Remzi Bey'le konuşacağız ve fikirlerini alacağız bu görüşte. Ve sevgili seyirciler, burada çok değişik bir olay yaşanmakta şu anda. Ölmüş akrabalarını Çin'e gönderdiler efendim. Evet, yanlış duymadınız. Çin'e gönderdiler. Şimdi Remzi Bey'le konuşacağız. Hoş geldiniz Remzi. Teşekkür ederim. Başınız sağ olsun öncelikle. Evet, teşekkür ederim. Akrabanız neyiniz olur acaba? Amcam olur. Adı ne, öğrenebilir miyiz acaba? İsmi Nuri. Peki Remzi Bey, neden ölmüş amcanızı Çin'e gönderdiniz efendim?
Çünkü ailecek aldığımız karar da nur içinde yatsın. Evet sevgili seyirciler, yanlış duymadınız. Nuri içinde yatsın ya da özetle nur içinde yatsın. Sizdeyiz merkez. Soruyu bilen düdüğü çalar başınıza hoş geldiniz. Bugünkü tahlilli kişiye bu gördüğünüz hediyeyi bir hafta içinde elinde olacak. Evet, günün sorusu geliyor. Tavuk yumurtadan mı çıkar, yumurta tavuktan mı çıkar? Rüzgar Bey şu an hattımızda. Hemen ona bağlanalım. Evet, benim ikisinden de çıkıyor. Evet Rüzgar Bey, doğru cevap. Hediyeyi bir hafta içinde yolluyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye kadar takipte kalın. Şimdi Arayan Bulur programına bağlanıyoruz. Merhaba sevgili seyirciler, ben Elif Ara. Ben Aca Bulur. Arayan Bulur programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir dolandırma vakasıyla karşınızdayız. 90 yaşındaki Vedat Bey, 30 yaşındaki Hayri ile tanıştı. 30 yaşında Hayri ne olur ya? Adı Hayri'ye soyadından en başına alıyorsa. 30 yaşındaki Hayri ile tanıştığından dolandırıyor. Size olayı kısa bir şekilde betimleyeyim. Vedat Bey İzmir'de yaşıyor. İzmir'den Amerika Birleşik Devletleri'ne yaşıyor. Orada işte 90 yaşında olduğu için hayat zor geliyor. Ve bir bakıcı buluyor kendine. Adı da Hayri Eline. Ve bir gece Vedat Bey uyurken Hayri Eline onun paralarını alıp go to the İzmir. Yani kaçıyor. Vedat Bey'e bağlanıyoruz. Bu kadın yalan söylüyor. Kendime bakamadığım için onu Amerika'da buldum. Bakıcı diye aldım yanıma. Kadın sonra beni dolandırdı. Uyuyordum dedim. Kestik, kestik. Tamam Vedat Bey'i fazla anlayamamış olabilirim. Hayri diye bağlı. Adam yalan söylüyor. Adam yalan söylüyor. Ben sizin büyük bir hayranınızım. Vallahi yalan söylüyor. Ne dediyse yalan. Katiyen yalan. Kuyruklu yalan ya. Tamam kestik. Adını vermeyen bir komşu bağlanıyor. Bu Hayri'ni yalancı, dolandırıcı, alıp içerik altın vereceklerdi. Kestik, tamam kestik. Adını vermeyen bir kullanıcı var. Hem de numarası sadece var. Evet, ona bağlanıyoruz. Ben şimdi hemen size istediğim erkek özelliklerini... Sarı saçlı, yeşil gözlü, böyle 1.70'in altında olmasın boyu ama 1.80'in de üzerinde olmasın. Onunla konuşurken boynumun ağrımasını çok istemiyorum. Hanımefendi yanlış geldiniz galiba. Burası Arayan Bulur programı. Tamam işte ben de sizi aradım ve bulmak için aradım. Kestik hanımefendi. Bugünkü bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu kadar yalan ya. Beceriksiz. Bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.